Süleymancılar cemaati veya işte Süleymanlar. Süleymanlılar olarak da adlandırılır. Kime oy verecekler bu yerel seçimde İstanbul'da? Merkez yönetim asla değişmeden kararda değişmez. Yıllardan beri dediğimiz gibi amcamın vefatından sonra iyice şirazeden çıktı. Cemaat yönetimine uyum sağlayarak işte oy tercihlerini Sayın İmamoğlu'ndan veya işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana kullanan kesim cemaatin ne kadar? O her zaman gizli kalacak Taha Bey. Neden? Neden? Şu sebepten. Cemaate AK Parti oy verdiğini söylemek diye bir şey kalmadı. Çünkü o... Nasıl kalmadı? Kalmadı. Söyleyemez. Hürriyet yok. Böyle söyler canım ben. Hayır, söyleyemezsiniz. Anında atılma sebebi. Çok ciddi korku ve istibdat var. Şu anda yani yıllardan beri amcamın vefatından sonra kademeli olaraktan 10 binlerce kişiyi attılar. Yani şu anda Süleymancılar cemaati içerisindeki yurdunda kalan ne bileyim işte onun sohbetlerine giden bir kişi kalksa dese ki ben Sayın İmamoğlu'na oy atmayacağım. Başına ne gelir? Anında olacak hadise söylüyorum. Şu anda ismi, cismi, resmi, TC'si yazılarak da merkez sekreteri tarafından bütün kurslara, bütün 180 ülkedeki bütün ülkelere yazılır. Derler ki bu kişiyle ilişkimiz kesilmiştir. Tamamıyla atıldığını bütün dünyaya ilan ederler. Ama sadece kurslara, hatimlere girmesi yasaklanmaz. Bütün ailesi, akrabaları, bütün sosyal çevresi selamı sabaha keser. Eğer ticareti varsa ticaretini keserler. Çok ciddi bir izolasyon, maddi manevi çok ciddi uğraşılar başına bela alacağı korkusuyla zaten insanlar sessiz kalıyor. Sessiz çok kendisinin başına gelmez diyorsunuz ya. Çocuğu diyelim ki okula gidiyor. Elbette onu da uzaklaştırırlar ama akrabalar arasında nifak çıkıyor. Akrabalar da birbirine düşman oluyor. Yani akrabalar arasında da eşle bey arasında, bunlar arasında da kavga çıkıyor. Kayınpederler, damatlar arasında. Bunlar arasında da çıkıyor. Diğer dediğiniz gibi diğer kişiler arasında da tehlike oluyor. Ama asıl çok ciddi bir izolasyon sürecine başlıyorlar. O yüzden sessiz bir kitle var. Söylediği vakit atılacağını biliyor. Dedemin çoğu talebesi cenazemizi kıldırmaz diye sesini çıkartmıyor. Yoksa hiçbir Aliyan'a tabi değil, Ali Ayran Kuruş'a tabi değil. Hepsi doğru biliyor. Mümkün mü? Cenazeyi kıldırmamak ne ya? Öyle ama cenazeme kimse gelmez. Herkesin farklı endişeleri var. Ya cenazeme kimse gelmez endişesi olan var. O özellikle yaşlı kesimde. Veya işte ticareti, maddi menfaatleri olan ticaretim kesilir, zarar görür. Sadece o değil ki Ayasofya'ya giden bile aynı akıbete maruz kalıyor. Ayasofya'ya giden, Ayasofya resmini paylaşan da aynı akıbete maruz kalıyor. O da atılıyor. Bütün ilişik kesiliyor, ticaret kesiliyor, akrabalar selamı kesiliyor. Cemaate mensup diğer akrabalar o yasaklanan kişiyle selam sabahı kesiyor. Orayı doğru ifade edeyim sizlere de. Ayasofya niye? Her şey de öyle. Ayasofya'ya gitmek onlar için. Niye? Ayasofya yasak... cami değil mi? Cami. Dedemin onunla ilgili sözlerini biz açıkladık biliyorsunuz sosyal medyada. Hayır hayır tamam hadi anladım Sayın İmamoğlu'na oy atmayalım deyince başınıza gelenler siyasi. Evet. Ayasofya'dan ne istiyorlar? Çok rahatsız oluyorlar. Niye? Hazmedemiyorlar. Hazmedemiyorlar. Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemiyorlar. Mesele bu. Ya daha kötüsünü söyleyeyim. Çamlıca Camii. Evet. Onu da yani ifade edeyim mi? Mescid-i Dırar söylüyor. Oraya giden de yasaklanıyor. Ya böyle hadiseler var. Bırakın oy vermeye Cumhurbaşkanımıza sempati beslemeyi. Sempati beslediğinden, oy verdiğinden şüphe edenleri bile atıyorlar. Aleyhine konuşmayanları bile atmaya geldiler artık. Sıra oraya geldi. Aleyhine konuşmayana da atıyorlar. O yüzden insanlar verecek olsa bile siyaseten aleyhine konuşmak zorunda kalıyor. İki kişi bir araya geldiğinde güvenilir iki kişi birbiriyle her şeyi konuşuyor. Cemaati ve merkez yönetimin yaptığı yanlışlıkları, istismarları, suistimalleri, gaspları, itikadi bozuklukları, ahlaki bozuklukları her şeyi konuşuyor. Ama bu üç olunca? Üç olduğunda aynen. Merkeze jurnalleriniz korkusu var. Çok ciddi korku ve istibdat var. Böyle bir anlayış var. Zaten o yüzden sıkıntı var. Hürriyet yok. Dinde zorlama yoktu. Sen nasıl zorluyorsun? Kemal Bey abi hiç kimse zorlamadı ki. Kemal Bey abi 3 dönem Demirel Bey'in yanında vekillik yaptı. Ama ne oldu? Hiçbir zaman buraya vereceksiniz, şuraya vereceksiniz demedi. Ha, nereye verilmeyeceğini anlattı. Demin bahsettiğim gibi Menderes meselesinde dedemin zamanındaki o evet. Kıstasları anlattı. İtikadi kıstası. Ama zaten herkes Kemal Bey abi zamanında aday olduğu yerden memnuniyetle, saygıyla, sevgiyle zaten veriyordu. Bir kardeşlik vardı, bir muhabbet vardı. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Şu anda korku var, istibdat var, güvensizlik var. Kimse kimseye güvenmiyor ve tamamen maddi çıkar odaklı oldu. Eskiden maneviyet varken şu anda her şey maddiyet. Şu anda talebe bulamıyorlar. Talebe bulana işte şu kadar para vereceğiz, bu kadar para vereceğe kadar düştüler yani maalesef. Benim anladığım şey şu. Sayın İmamoğlu'nun sloganı vardı ya cemaatlere, tarikatlara bundan sonra... neydi? Fon aktarma dönemi bitti. Süleymancılar hariç.